Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 152-157. Ayetler arasını okuyacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِمِ Yetimin malına yaklaşmayın. اِلَّا بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Ancak en güzel bir şekilde müstesna. Yani yetimin malına ancak en güzel bir şekilde yaklaşın. حَتَّى يَبْلُوَا اَشُدَّ Ta ki rüştüne erinceye kadar, kendi malını kullanır hale gelinceye kadar bu noktada onun malına sahip çıkın, en güzel bir şekilde sahip çıkın. Burada Allah-u Teala haram helal ile alakalı bazı hükümleri beyan ediyor. Bir önceki sayfada bununla alakalı hükümler bildirilmişti. Allah'a şirk koşmamak, anne babaya iyilik yapmak, zahir ve batın her türlü fuhşiyattan uzak kalmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymamak, bu gibi haram ve helallere dikkat çekilmişti. Burada da yetim malını değerlendirmek, yani yetim malını yememek, ona sahip çıkmak ve bir emanet olarak o malı görmek ve o yetimler kendi mallarını değerlendirebilecek duruma geldiklerinde o malları kendilerine bırakmak. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْتِ Ölçüyü, tartıyı düzgün bir şekilde yapın, adil bir şekilde yapın. Maalesef toplumlarda bu da ciddi bir problemdir. Ölçerken fazla almak ama verirken az vermek, insanın nefsi böyle meylediyor. Ve haramdan böyle insanlar bir şeyler kazanmaya çalışıyorlar. Halbuki ölçü ve tartıya dikkat etmek lazım. İnsan bunlardan sorumlu. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا بُسْعَهَا Ve biz hiçbir nefse kaldıramayacağı şeyi yüklemeyiz. Yani ölçüde tartıda insan evet dikkat edecek ama bazı şeyler gözünden kaçmışsa bundan dolayı da bir mükellefiyeti yok. Yani çok ufak tefek şeylerde demek ki mesuliyetini Cenab-ı Hak hafifletiyor. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا Konuştuğunuzda adaletle konuşun. Yani şahitlik yapma durumlarında adaleti ortaya koyacak şekilde ifade edin. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ Şayet yakınlarınız da olsa, yani bir şahitlik olayında yakınlarınızın aleyhine bile olacak olsa, siz adaletli bir şekilde hak neyse, hakikat neyse onu ifade edin. Adaletle, şehadette bulunun. Ve bi ahdillahi evfu ve Allah'ın ahdine vefa gösterin. Yani insan verdiği ahitten sorumludur, verdiği sözden sorumludur. Allah'a vermiş olduğunuz ahdi yerine getirin, sözünüzde durun. Zalikum vassakum bihi yani Allah bunları size vasiyet etmiştir. Leallekum tezekkerun ta ki tezekkür edesiniz ve düşünesiniz diye. Burada Allah-u Teala'nın vasiyet etmesi, tavsiye etmesi Allah-u Teala'dan aynı zamanda bir emirdir. Malum yukarıdan aşağıya doğru rica edilir ve bu rica isterseniz yapmayabilirsiniz anlamında değildir. Emir tarzında bu telakki edilir. Allah-u Teala'dan da vasiyet olarak, tavsiye olarak bize gelen elbette bizim için bir emir durumundadır. Ve enne hâzâ sırâtı müstakîmem Bu benim yolum, dosdoğru bir yol. Fettebi'uhu ve o yola tabi olun. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yolu Allah-u Teala'nın irşadıyla ortaya koymuştur. İşte benim yolum bu. Helal şunlar, haram bunlar. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yolu ortaya koyuyor. Bu yola tabi olun. Ve la tettebi'us sübül Diğer yollara tabi olmayın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında düz bir çizgi çiziyor ve onun etrafına daha böyle dolambaçlı çizgiler çiziyor ve o düz çizgiyi çizip işte bu benim yolum diyor. Bu yol Allah'a kavuşturur. Diğer yollar sağda solda eğri büğrü olan yollar bunlar da Allah'tan uzaklaştırır. Malum iki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgidir, bir doğrudur. Onun gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu yol dosdoğru bir yoldur. Bu yol Allah'a ulaştırır,
Bu yol cennete kavuşturur. Ama tek yol yok. Çok yollar var. Yani günümüzde insanların gittiği yollara bakacak olursak Peygamberimizin gittiği yolun dışında nice yollar ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta İslam içinde bile değişik yolların ortaya çıktığını görüyoruz. İslam görünümü altında Allah'ın dininden farklı bazı yollar ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini beraber hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Bunlardan bir tanesi fırkayı Naciye, kurtulacak olan fırka. Diğerleri yoldan çıkmış olanlar. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Ve bunlardan bir tanesi istikamet üzere, diğerleri o yoldan ayrılmış olan kimseler. Ve burada kamil manada fırka-i naciye, kurtulmuş olan fırka, doğrudan doğruya Peygamberimizin gittiği yoldan gidenler. Zaten sahabeler soruyorlar, ya Resulallah o kurtulacak olanlar kimlerdir diyorlar. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِمْ Benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenler. Bazı rivayetlerde benim ve Ali Beytimin gittiği yoldan gidenler. Ali Beyt'ten de murat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nesli. Onlar da zaten Peygamberimizin gittiği yoldan gitmişler. Dolayısıyla bu konuda ortaya konulan yol Peygamberimizin ve ashabının gitmiş olduğu nurlu yoldur. Ve bu yol dosdoğru bir yoldur. Cennete doğru götüren bir yoldur. Ama İslam içinde de çok değişik fırkalar çıkmış ve bunların bir kısmı az veya çok doğru yoldan, hak yoldan ayrılmış. Bir kısmı az, bir kısmı çok bu şekilde ayrılmışlar. Peki günümüzde bunların hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu, hangisinin dosdoğru, hangisinin eğri büğrü olduğunu nereden anlayacağız? Bunun ölçüsü nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında size diyor iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yoldan sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Burada demek ki esas ölçü Kur'an-ı Kerim'dir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bu benim dosdoğru yolum diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın talimiyle. Ona tabi olun. Başka yollar var. O yollara uymayın. فَتَفَرَّغَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. Yani eğri yollar çok olabilir. Bu eğri yollar o dosdoğru yoldan sizi ayırmasın. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki bu şekilde korunasınız, günahlardan sakınasınız. ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ Sonra Musa'ya kitabı verdik. Tamamen alellezî ahsene yani yapmış olduğu o iyiliklerin bir mütemmimi olarak, bir mükafat olarak veya o iyilik yapanların durumunu daha mükemmele götürücü bir şey olarak bu şekilde Tevrat'ı, kitabı verdik. Ve tafsilen likülli şey ve her şeyin tafsili olarak yani Tevrat'ta nice hükümler ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, ele alınmış. Sümme âteynâ Mûsel kitâb Sonra Musa'ya kitabı verdik. Temâmen alellezî ahsene Onun yapmış olduğu güzelliği bir tamamlayıcı olarak bu yönüyle de açıklanmış veya o iyilik yapanların yaptığı iyiliği tamamlayıcı bir kitap olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Ve tafsilen likülli şey ve her şeyin tafsilini bildiren bir kitabı Musa'ya verdik. Ve hudan ve rahme ve o bir hidayettir, yol göstericidir ve rahmettir. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Ta ki onlar Rablerine kavuşacaklarına bu şekilde ümit içinde olsunlar ve buna inansınlar. وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٍ Ve bu ise size indirmiş olduğumuz mübarek bir kitaptır. Yani önce Tevrat'a dikkat çekildi. Tevrat şu anda da dünyada devam eden, tabileri devam eden bir kitaptır. Ümmet-i Muhammed'e en son kitap, Allah'ın gönderdiği en son kitap indiriliyor. Ve hâze, işte bu önümüzdeki Kur'an, kitabun enzelnâhu,
bir kitaptır. Biz onu size indirdik. Mübarekun, mübarek bir kitaptır. Bereketli bir kitaptır. Fettebi'uhu, ona tabi olun. Vettegu, ve sakının, günahlardan sakının. Leallekum turhamun, ta ki Allah'ın merhametine nail olasınız. Allah'ın merhametine ulaşasınız. Ve elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah'ın son kitabına muhatap olmak ne büyük bir nimet. Bunun farkında olmamız lazım. Ve bu kitap mübarek bir kitap, bereketli bir kitap. Okunuşu mübarek, manası mübarek. Hangi eve girse bereket getiriyor. Hangi kalbe Kur'an yerleşse o kalbe bereket getiriyor. Bu anlamda her yönüyle bereket olan, her yönüyle mübarek olan bir kitap. Ve bize düşen ona tabi olmak ve orada bildirilen haramlardan sakınmak. Ve bunun neticesinde Allah'ın merhametine nail olmayı ümit edebiliriz. En tegulu, şöyle dememeniz için, yani size kitap indirilmeseydi mazeret hakkınız olurdu. Ama mazeret hakkınız kalmamıştır çünkü size kitap indirilmiştir. Şöyle dememeniz için bu kitap size gönderildi. İnneme unzile el kitap ala taifeteyni min gabline. Yani kitap bizden önce iki taifeye indirildi. Yahudilere, Hristiyanlara indirildi. Bize kitap gönderilmedi dememeniz için. Ve in kunna an dirasetihim le gafilin. Biz onların dirasetinden gafildik. Dolayısıyla bilmiyorduk dememeniz için. Ev tegulu, veya şöyle dememeniz için. Lev enna unzile aleynel kitap, şayet bize kitap indirilse, lekünne ehde minhum, biz onlardan daha istikametli olurduk, daha hidayet üzere olurduk dememeniz için bu kitap size indirildi ve mübarek bir kitap olarak size gönderildi. Burada şunu görüyoruz, Kur'an'ın ilk muhatapları itibariyle, Kur'an'ın ilk muhatapları ümmi insanlardı. Okuma yazmaları yoktu ve ellerinde kitap yoktu. Ve o günün dünyasında Yahudiler, Hristiyanlar günümüzde olduğu gibi vardı. Arapların çevresinde de yine Yahudiler, Hristiyanlar bulunmaktaydı. Araplardan da Yahudi, Hristiyan olanlar vardı. İşte Peygamberimizin ilk muhatapları ümmi insanlar. Ve Araplara genelde ümmiyün deniliyor, ümmi insanlar. Okuma yazması olmayan kimseler. Ve bunlar diğer alemde, ya Rabbi bize kitap gönderilmedi. Kitap bizden önce başkalarına gönderildi. Yahudilere, Hristiyanlara gönderildi. Şayet bize gönderilse biz onlardan daha iyi bu kitabın hakkını verirdik diyebilirlerdi. Dememeleri için Allah-u Teala bu kitabı indiriyor. Peki bize bakan yönüyle, evet Kur'an-ı Kerim bizim dilimizde değil ama şu anda bakın Allah-u Teala'nın kelamını anlamaya çalışıyoruz. Türkçe olarak nice tefsirler yazılmış ve Türkçe yazılan tefsirlerin bir kısmı Arapça yazılan tefsirlerden çok daha kaliteli. Ve şu anda nice Arapça bilmeyen insan, Arapça bilen insanlara göre Allah'ın kelamını daha iyi anlayabiliyor, daha iyi yaşayabiliyor. Demek ki şu anda bizim dilimizle olmaması Kur'an-ı Kerim'in bizim için bir mazeret sayılmaz. Camideki vaazlarla, hutbelerle, evlerdeki sohbetlerle ve piyasadaki Kur'an'ı anlatan mealler, tefsirlerle Kur'an-ı Kerim'in iklimine girebiliriz ve böylece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Cenab-ı Hakk'ın bizden marziyatı nedir? Bizden bekledikleri nedir? Haram nedir? Helal nedir? Bunları öğrenebiliriz. Bu noktada Kur'an Arapça, biz Kur'an'ı anlamıyoruz deme lüksümüz yok. Böyle bir mazerete sığınamayız. Fakat ca'akum beyinetun min rabbikum, Rabbinizden size bir beyine, bir hüccet, delil gelmiştir. Ve huden ve rahme, bir yol gösterici ve size rahmet olan bir kitap gelmiştir. Nasıl ki gökten yağmur yağar, yağmur bir rahmettir ve yağmurun inmesiyle toprak gıdasını alır ve o toprakta çok güzel şeyler yetişir. Kur'an-ı Kerim'de bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim hangi kalbe inse o kalbin baharı gelir. Hangi eve girse o ev nurlanır. Hangi toplum Kur'an'a göre yaşasa o toplum gerçekten ilahi rahmete mazhar olur. Dengeli, istikametli bir toplum haline gelir. Femen azlamu mimmen kezzebe bi ayatillah,
ve sadefe anha. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve ondan alıkoyan men edenden daha zalim kim olabilir? Allah'ın ayetlerine günümüzde insanlarımız muhataptır. İşte ülkemiz 70 milyon insan ve bu 70 milyon insan %90 küsur Müslümandır. Gerçi bu %90'ın tamamı Kur'an'ı baştan sona biliyor değil ama en azından haram helal bu ölçüler ekseriyet itibariyle bellidir. Bugün en sarhoşumuz da içkinin haram olduğunu herhalde bilir. Ve domuz etinin haram olduğunu bilir. Daha diğer haramlar, helaller nelerse ana hatlarıyla bunlar bilinir. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayrıntıları herkesin bilmesi mümkün değildir. Bu ana dili Arapça olanlar için de böyledir. Ana dili Arapça olduğu halde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin manasını bilmeyen veya buradaki hükümleri bilmeyen nice insanlar da bulunmaktadır. Senezillezine yastifun an ayatina su'el azab. Ayetlerimizden men eden, alıkoyanları en kötü bir azapla cezalandıracağız. Bima kanu yastifun, bu men etmelerinden, engel olmalarından dolayı. Bazı müminler vardır. Bunlar hem iman etmiş hem de başkalarının iman etmesi için gayret gösterir. Ve bu çok güzel bir durumdur. Kendi halinde bir mümin olmak değil, başkalarına da faydalı olmaya çalışmak artı bir değerdir. Bazı kafirler de vardır. Bir kısmı kendi halindedir. Bunların zararı kendilerinedir. Ama bir kısmı da var ki kendi küfrüyle beraber başkalarının da kafir olması için özel bir gayret içindedir. İşte bunlar affedilmez bir hatanın içinde bulunmaktadır. Ve bunların cezası en kötü bir ceza olacaktır. Cenab-ı Hak bu ilahi kelamı layıkıyla anlamayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.